Meriç köylüleri şu aralar sıkıntılı. Köye ait mezarlıksa bakıma muhtaç. Kanal T kameraları da bu durumu yerinde görüntüledi. Köy sakinlerini dinledi. Yanıta buradaydı. Ve bakın ne hale getirdi. Neden? Oraya vurdu su. O bent görevi yaptı suya ve geri tepti su. Ve buradan döndü. Bu mezarlara hep zarar verdi bunların içine. Bölge sakinleri ise sıkıntılarını şöyle anlatıyor. Şimdi buradaki sorun bunlar yoktu amim. Bu büzler yoktu burada. Geçit kanal yoktu. Köprü vazifesi gören şey yoktu. Yukarıdan gelen esik suyu, esik derik biz. Çukurlardan yağan yağmur sularının vadi şeklinde gelen sular olduğu gibi girdi içeriye. Dolayısıyla bunu dedik yapsınlar bu şekilde. Ama oradaki gibi buraya da bu duvardan oraya kadar bent olabilecek şekilde betondan kaldırsınlar ki oradan geldiğinde ona vursun su ve dönsün arkaya. Oradan döndüğünde o ağaçların içerisinden kanlı deredir o. Alsın dereyi gitsin. Ayrıca geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağmurların mezarlığı etkilediği öğrenildi. Bu bütün bu hasarlar son yağan yağışlardan, şiddetli yağışlardan ötürü gelen sulardan, sel suyundan. Ha bunlar düzelmezse bilahare yağan yağıştan yine aynısı olacaktır. Örneği orası. Oradaki türbenin altta hiç geçit bırakılmadı suya. Dolayısıyla bunlar hep hasara uğradı. Aşağıda az önce çekmiş olduğunuz yerde yine aynı olay. Ancak oraya konan o borular belediye ekipleri tarafından yine yetersiz bana göre. Daha geniş çaplı boru konması lazımdı. Çünkü gelen su fazla sudur buraya gelen su. Yağız suyu. Köy halkı ise sorunların ne kadar yükseldiğini kameralara anlattı. Ne kadar birlendiydi böyle. Yan yatırttı. İçini eğreti doldurdular sonradan. Bak içini de çek abim gel. Çek içini de göresin. Eğreti toprak sonradan. Yani dün geldi tamir etti baştan. Görün aha. Köy sakinlerine bir dokunduk, bina işittik. Su gelir yığılır buraya, burasına ya yıkılacak, atılacak bunlar. Tekrar bir düzenleme olsun. Şu, bunu bulur su, aha yeri belli abim bak. Nereye gidecek bu su? Bundan geçemez yukarı. Nereye gidecek bu su? Bunun içine kalır. Bak mezara ne oldu? Aha yerinden bir etti kendini. Da, ne yapalım biz? Elimizden ne gelir? Yani bunlardır şikayetimiz. Başka bir şikayetimiz yok. İlgili belediyeye de mesaj vardı. Betonu gelip buradan, yani topraktan gelip topraydık. Eğer yıkmazsa ben gelip yıkacağım sana aleni ihbar ederim. Bu betonu yıkacağım buradan. Ölüye, ölüye saygım var. Nedir bu tapazlık ya? Göster, şey, o şey yapar bilmem ne. Nedir? Ayıptır ya. Bu kadar şey, paraları çoğulsalar yarısına fakir ukaraya yardım etsinler. Utanmazlık ya. İnsanlar her sağlığında şey yok, şey de yok. Bak bu anamdır, o da kardeşimdir yanında. Bak şeyde, bu mezar şeyde çöktü. Ve bak yengi toprak toplar. Şeyde. Ha, bu kenar gene çökerse gelip ben de bunu yıkacağım. Versin gelsin polis tutsun daha okusun ha. Düzenlemesi gereken yerleri de köy sakinleri mikrofonlarımıza söylüyor. Belediye biraz tadilata başladı. Ancak burada yetersiz. Bak buna hiç dokunmadı. Eğer bunu da alt geçit yapamazsa oradan ve aşağıdaki gibi değil öyle 3 inçlik 4 inçlik büyük buz borularla yapamazsa yine aynı hasar olacaktır bilahare olan yağışlardan ötürü. Bunun da düzelmesi lazım.